Kadınlar için sosyal sonuçları nedeniyle en önemli sorunlardan biri olan idrar kaçırma hem sosyal hem de özel hayatı etkileyebiliyor. Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından biri bu durumla gizli kapaklı yaşamaya çalışıyor. Özel Medya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Cem Dağdelen de kadınlar için sorun yaratan bu hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı kadınlarda idrar kaçırmanın sosyal yaşantıyı çok etkileyen bir durum olduğunu belirten Özel Medya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Cem Dağdelen, Problem üst seviyede ise ameliyatla bunu tedavi edebiliyoruz. Hastaların da çok memnun olduğu yöntemlerden bir tanesi diye konuştu. Kadınlarda idrar kaçırma hayat konforunu çok değiştiren, e, insanların günlük yaşantısını, sosyal yaşantısını çok etkileyen bir durumdur. E, biz idrar kaçırmaya gelen hastalarımızda idrar kaçırmanın tipini belirleriz ilk öncelikle. E, i̇ki tür idrar kaçırma vardır. Bir tanesi e, eğer tuvalet çok yakın olsa bile e, yetiştiremiyorum şeklindedir. Diğeri de stres inkontinans dediğimiz e, Öksürünce, gülünce ya da hızlı koşunca ya da arkadaşlarıyla sohbet esnasında karın içi basıncının artması sebebiyle oluşan bir idar kaçırmadır. Şöyle bu ikisini birleştirip de mix tip inkontinans vardır. Mix tip inkontinans ve stres tip inkontinanslarda yani. Az önce de söylediğim gibi öksürünce, hapşurunca olan idrar kaçırmalarda biz bunu ameliyat yöntemiyle rahatlıkla çözebiliyoruz. Hastaların hayat konforu çok değişiyor. Hastalarımızın çok memnun olduğu yöntemlerden bir tanesi. Özellikle 40-50 yaş arası kadınlarda hastalığı tespit ettiklerini söyleyen kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Dağdelen, idrar kaçırma durumu olan kadınların bir an evvel hekime başvurmasını ve tedavisini planlattırmasını öneriyorum dedi öncesinde hastamızdan e, ricamız e, bir kilo kontrolünü sağlamamamız, e, sigara içiyorsa sigarayı bırakmamız e, ve de e, astım, bronşit gibi hastalıkların altında yatan sebep olduğunu düşündüğümüz durumlarda bu durumların tedavi edilmesidir. E, özellikle 40-50 yaş hastalarımızda, e, çok sayıda gebelik geçiren hastalarımızda bu e, durumu görebiliyoruz. Ben özellikle bugün bu konuyu konuşmak istedim çünkü insanların hayat konforunu ve hayat yaşantısını çok etkileyen önemli bir konu. İnsanlar da bu durumdan çekiniyor, Yakınlarını, ailelerine söylemekten çekiniyor, arkadaşlarına söylemekten çekiniyor. Halbuki çözümü olan bir durum. ben bütün kadınların bu konuda hassasiyet göstermesini rica ediyorum. İdar kaçırma durumu varsa doktoruna başvurması ve tedavisinin planlanmasını öneriyorum.